Merhaba arkadaşlar, bu derste konumuz kan dolaşımı olacak. Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımını göreceğiz. Küçük kan dolaşımıyla da dersimize başlayalım. Kalp ile akciğer arasında gerçekleşen dolaşıma küçük kan dolaşımı adı verilir. Küçük kan dolaşımında kalbin sağ karıncığından akciğer tar damarıyla çıkan karbondioksitçe zengin kan ya da diğer adıyla kirli kan akciğerlere gider. Akciğerlerde akciğer kılcallarında ya da diğer adıyla alveol kılcallarında karbondioksit oksijen değişimi yapılır. Kan oksijence zengin hale gelir. Oksijence zengin hale gelmiş olan kan ya da diğer adıyla temiz kan akciğer toplar damarlarıyla kalbin sol kulakçığına geri döner. Dolayısıyla arkadaşlar küçük kan dolaşımındaki amaç karbondioksit zengin olan kanın oksijence zengin hale gelmesini sağlamaktır ya da bir diğer deyişle kirli kanın temizlenmesini sağlamaktır diye söyleyebiliriz. Ve dikkat ederseniz küçük kan dolaşımı kalbin sağ karıncığından akciğer atar damarıyla başlar. Kalbin sol kulakçığında akciğer toplar damarlarıyla sona erer. Gelelim büyük kan dolaşımına. Büyük kan dolaşımı nedir arkadaşlar? Büyük kan dolaşımı kalp ile vücut arasında gerçekleşen dolaşımdır. Büyük kan dolaşımı kalbin sol karıncığından aort ile başlar. Kalbin sağ kulakçığında alt ana toplar damar ve üst ana toplar damarla sona erer. Büyük kan dolaşımında kalbin sol karıncığından aortla çıkan oksijen zengin kan yani temiz kan tüm vücudu dolaşır. Karbondioksit zengin hale gelir. Karbondioksit zengin hale gelmiş olan kan vücudun alt kısmından alt ana toplar damarla, vücudun üst kısmındansa üst ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına geri döner. Biz bu dolaşıma biraz önce de belirttiğimiz gibi büyük kan dolaşımı adını veriyoruz arkadaşlar. Ve şunu unutmayın, biraz sonra sorularımızda da tabii ki göreceğiz. Konumuzu sorularla kavramaya çalışacağız. Hiçbir zaman organlardan çıkan toplar damarlar doğrudan kanı kalbe getirmez. Organlardan çıkan toplar damarlar vücudun alt bölgesinde alt ana toplar damara bağlanır. Vücudun üst bölgesi yani kalbimizin üst kısmında gelen toplar damarlarsa üst ana toplar damara bağlanır. Dolayısıyla da kalbimize vücudun alt kısmından alt ana toplar damar, üst kısmındansa üst ana toplar damar kirli kanı yani karbondioksit zengin kanı getirir. Yine arkadaşlar hiçbir zaman sol karıncıktan çıkan aort ana atar damarı doğrudan oksijenci zengin kanı organlara götürmez. Organlara aortun kolları götürür. Ve organlara giren aortun kolları genel olarak girdikleri organın adını alırlar. Bunu da yine unutmayalım. Çünkü sorularımızda kolayca yanıtlayabiliriz. Biraz sonra tabii sorularımızda da beraberce bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, gelelim sorumuza. Böbrek atar damarındaki işaretli bir alyuvar en son karaciğer üstü toplar damarında gözleniyor. Buna göre bu alyuvar bu kısma gelene kadar hangi organlardan geçmiştir diyor bize arkadaşlar. Arkadaşlar kan mutlaka kalbe uğrar ve mutlaka akciğerlere uğrar. Çünkü küçük kan dolaşımı mutlaka öncelikli olarak yapılır. Ve hatta şunu da ekleyeyim ben. Kan kalbe bir kere değil iki kere uğrar. Önce kirli kan sonra ise temiz kan olarak uğrar diye söyleyebiliriz. Evet önce neredeymiş? Böbrek atar damarındaymış. Hatta biz şöyle yapalım. Tüm uğradığı kısımları yazalım. Böbrek atar damarı diyelim. Başlangıç noktamız sonuçta burası. Böbrek atar damarı diyorum. Böbrek atar damarı kanı böbreğe taşıyan damardır. Aortun koludur. Unutmayın atar damarlar kanı kalpten götüren damarlardır. Toplar damarlarsa kanı kalbe doğru getiren damarlardır.
Organlardan çıkan damarlara biz toplar diyoruz. Organlara doğru giren damarlara ise atar damar adını veriyoruz. Dolayısıyla böbrek atar damarı böbreğe kanı getirdi. Böbrekten kan çıkacak. Evet, o damarımızın ismi böbrekle başlamalı dolayısıyla ve organdan çıkan neydi? Toplardı. Dolayısıyla böbrek toplar damarı diyorum. Ve devam edelim. Az önce de belirtmiştim. Hiçbir zaman organdan çıkan toplar damarlar doğrudan kanı kalbe getirmez. Vücudun alt kısmından alt ana toplar damar, üsttense üst ana toplar damar getirir. Dolayısıyla böbrek toplar damarı alt ana toplara bağlanacaktır. Alt ana toplar damar kanı kalbe getirecek. Kirli kan olduğuna göre arkadaşlar kalbin sağ tarafına getirecek. Ve hemen yazıyorum, sağ kulakçık diyorum. Sağ kulakçıktan kan sağ karıncaya geçecek. Sağ karıncıktan da arkadaşlar akciğer atar damarıyla çıkacak. Biliyorsunuz kalpten çıkan damarlara biz atar diyoruz. Gittiği yer akciğer olduğuna göre ismini akciğer atar damarı. Akciğer atar damarı akciğere getirdi kanı. Akciğer de temizlenecek. Temizlendikten sonra akciğerden çıkıp tekrar kalbe gelecek. Organdan çıktığına göre toplar damar akciğerden çıktığı için ismi akciğer toplar damar diyorum. Akciğer toplar damarı. Kalbimizin sol tarafına geldi. Sol kulakçık diyorum. Sol karıncık. Sol karıncıktan aortla çıkacak. Aortla çıktıktan sonra arkadaşlar nereye gidiyormuş en son? Nerede görülüyormuş? Karaciğer üstü toplar damarında. Dolayısıyla karaciğere uğraması lazım. Evet, karaciğere giren damarımız hangisi diye kendimize soruyoruz. Karaciğere girdiğine göre ismi karaciğerle başlamalı. Ve organa doğru giren, kalpten çıkıp organa doğru giden damarları atar diyorduk. Dolayısıyla karaciğer atar diyorum. Karaciğer atar damarı. Karaciğer ve evet. Karaciğerden çıkan damarımız. Organdan çıktığına göre toplar damar. Karaciğerden çıktığına göre de ismi karaciğer toplar ya da bir diğer adıyla karaciğer üstü toplar diyorum. Evet, tüm yolumuzu yazmış olduk. Burada hangi organlar uğradı? Onlara bakalım isterseniz. Evet, böbreğe uğradı. Ve yine arkadaşlar kalbimize uğradı biliyorsunuz. Akciğerimize uğradı. Ve yine nereden geçti? Karaciğerimizden geçti. Ve bu yolda unutmayın lütfen kalbe iki defa uğradı. Önce kirli olarak sonra ise temizlenmiş olarak uğradı. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Ve damar sorularını yaparken özellikle biraz önce bazı şeylere değinmeye çalıştım. Asla damarların isimlerini ezberlemeyin. Sadece belli kuralları uygulamaya çalışın. O kuralları da biraz önce belirtmiştim sizlere. Evet, karaciğerde üretilen bir işaretli ürenin böbreğe gelene kadar izlediği yolu yazınız. Yine burada da aynı sistemle yazmaya başlayalım arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum, asla damar isimlerini ezberlemenize gerek yok. Evet, karaciğerden başlıyorum arkadaşlar. Karaciğerdeki işaretli üreyi böbreğe kadar götürelim beraber. Karaciğerimizden çıkacak. Organdan çıktığına göre toplar damar olacak. Karaciğerden çıktığına göre karaciğer toplar ya da diğer adıyla karaciğer üstü toplar damarı. Evet. Hiçbir zaman organdan çıkan toplar damarlar kanı kalbe doğrudan getirmez demiştim. Kalbin alt bölgesinden alt ana toplar damar, üsttense üst ana toplar damar getirir. Dolayısıyla karaciğer üstü toplar damar alt ana toplar damara bağlanır. Alt ana toplar damar kalbimizin sağ kulakçığına kanı getirir. Sağ kulakçıktan kan sağ karıncaya geçer. Sağ karıncıktan kan temizlenmek için akciğere gidecek. Sağ karıncıktan çıkan damarımız
Akciğere gittiğine göre akciğerle başlamalı ismi. Kalpten çıktığına göre de atar olduğuna göre akciğer atar damarı. Akciğere geldi kanımız. Akciğer kılcalarında temizlenecek. Temizlendikten sonra akciğerden çıkacak. Çıktığımız damar ne olacak arkadaşlar? Bunun için ezber yapmamıza gerek var mı? Kesinlikle yok. Hangi organdan çıkıyoruz? Akciğerden. Ne demiştik? Organdan çıkan damarlar toplar damarlar. Dolayısıyla damarımızın ismi akciğer toplar damarı oldu. Kalbin sol kulakçığına getirecek. Sol kulakçıktan kan sol karıncaya geçecek. Sol karıncıktan aortla çıkacak. Ve yine başlangıçta da ifade ettim. Hiçbir zaman aort doğrudan kanı organlara götürmez. Organlara aortun kolları girer ve bu kollar genel olarak girdikleri organın ismini alırlar. Böbreğe gidiyormuş. Dolayısıyla aortun kolu böbrekle başlamalı. Ve kalpten çıkıp organa giden damarlara biz atar diyoruz. Dolayısıyla böbrek atar damarı diyorum. Ve tabii ki geldiğimiz yer böbrek olacak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi karaciğerden çıkan işaretli ürenin böbreğe gidinceye kadar izlediği yolu birlikte yazmış olduk. Sizler de kolayca yazabilirsiniz. Asla damarları başlangıçta belirttiğim gibi yine ezberlemeyin. Sadece söylediklerimi uygulamaya çalışın. Bunları tekrarlamak istiyorum sizlere. Hiçbir zaman aort doğrudan kanı organlara götürmez. Aortun kolları götürür ve bu kollar genel olarak girdikleri organın adını alırlar. Hiçbir zaman organlardan çıkan toplar damarlar kanı doğrudan kalbe getirmezler. Vücudun alt kısmından alt ana toplar damar, üsttense üst ana toplar damar kanı kalbe getirir. Ve unutmayın, kalpten çıkıp organlara doğru giden damarlar atar. Organlardan çıkıp kalbe doğru giden damarlar toplar damar adını alır. Bu derste kan dolaşımını gördük. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.